Ahmet Hakan Futboldaki gerilim milli güvenliği tehdit ediyor. Futbolda yaşanan her sıra dış olayda bunu da gördük artık bundan daha fazlası yaşanmaz diyoruz. Ancak hemen daha ileri boyutlu bir olay yaşanıyor ve daha fazlasını görmüş oluyoruz. Futbolun kendi dinamikleri içindeki aktörler sorumlu davranmaya yanaşmıyor. Kulüp başkanları olayları yatıştırmak yerine tahrik edici tutumlar alabiliyorlar. Hakem tartışmaları dinmek bilmiyor. Futbol Federasyonu doğru dürüst bir irade ortaya koyamıyor futbol yorumcuları birer holigan haline gelmiş durumda. Dikkat yerine ihmaller, özen yerine basiretsizlikler öne çıkıyor. Trabzon'daki maçın olayları gebe olduğu herkesin malumuydu. Buna rağmen sahada doğru dürüst önlem alınmamıştı. Trabzon'da müthiş bir ihmakarlık vardı. Akıllanmaz bir basiretsizlik vardı. Muazzam bir öngörüsüzlük vardı. Trabzon'da yaşanan olaylarla bu iş bitmeyecek maalesef. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk mücadelesinin nasıl bir gerilim potansiyeli taşıdığı ortada akıllar bir türlü baş alınmıyor. Hiç kimsenin sorumlu davranmaya niyet yok. Futbol dünyasını yönetenlerden bir irade koymalarını beklemek de boş bir hayal haline gelmiş durumda. Futbolda yaşanan bu olaylar artık ulusal güvenliğimizi tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu işe bir el atılması gerekiyor. Bu işin şakası yok. Olay basit bir futbol tartışması olmaktan çıkmış durumda. Bu iş artık toplumsal birlik meselesi. Bu iş artık milli güvenlik meselesi en yukarıdan en tepeden bir çelik iradenin bu gidişe hop demesine vakti geldi. Hatta geçiyor bile. Ramazan tercihlerim. İftar mı? Sahur mu? İftar da güzeldir ama sahur. Hele sahurda açık restoranlardaki toplu sahurların yeri bambaşka. Güllaç mı? Pide mi? Tabii ki pide. Yüzde yüz pide. Güllaç sevenleri anlamayanlar cemiyetin üyesiyim. Boğaz mı? Sultanahmet mi? Tabii ki Sultanahmet. Ramazan sevinci en iyi orada yaşanıyor çünkü. Ayasofya mı? Süleymaniye mi? Tartışması Süleymaniye. Başından sonuna medeniyetimizin tasarladığı yapılır o. Hatay'da çok pis kokular geliyor. CHP adayı Lütfü Savaş'ın kaybedicine dair araştırma sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Hatay'da çok pis işler dönüyor. Tip adayı Gökhan zan, tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını söylüyor. Tip Gökhan büyük bir zan altında bırakarak çekiyor. Gökhan Zan, partim beni sattı diyor. Lütfü Savaş'ı suçluyor. Milyon dolarların söz konusu olduğu mide bulandırıcı iddialar ortalığı kaplamış durumda. Kısacası kirli siyaset olgusunun çok bariz bir örneği yaşanıyor Güzelim Hatay'da. 10 gün kalı adaylar şunları yapmalı. Aşırı telaşlı bir görüntü vermemeliler. Gereksiz yükselişler içine girmemeliler. Radikal üslup değişikleri yapmamalılar. Özgüven patlaması yaşamamalılar. Vaatlerde bol kepçeye geçmemeliler. Küresel söylenti global dedikodu. Mahalle dedikodusu tanısında bir dedikodu dolaşıyor ortalıkta. Samahat Hanım teyzenin dudaklarından dökülebilecek tarzda bir dedikodu. Duydun mu kız? Kate ölmüş tadında bir şey. Bu söylenti resmen küresel bir söylentiye dönüşmüş durumda. Bu dedikodu alenen global bir dedikoduya dönüşmüş durumda. Dünya çoktandır küresel bir köy haline geldiği için köyün dedikodusu da küresel olacak tabi. Zeynep Bastın'ın lan işine dair. Lan diye bir şarkısı var Zeynep Bastın. Bayağı popüler olmuş. Hatta dünya listelerine falan girmiş. Şarkıyı dinledim. Bastı'nın lan değişine dikkat kesildim. Düşüncelerim şunlardır. Öyle işten lan diyor ki hiç kimse kabalık olarak algılamıyor. Öyle zarif biçimde lan diyor ki hiç kimse bana lanlı lulunu şarkı söyleme demeye gerek duymuyor. Öyle yedirmiş ki aşkın alanı hiç kimse azıcık da olsa yadırgamıyor. Öyle tatlı lan diyor ki herkes keşke bana da lan dese oluyor. Hayalinde Esenyurt kantonu mu var? CHP'nin deme yakın Esenyurt adayı Ahmet Özer şöyle demiş. Esenyurt 7 büyük şehirden 57 ilden daha büyük bir ilçe. İl olup olmaması genel idarenin vereceği bir karardır. Esenyurt halkı da referandumla böyle bir talepte bulunabilir. İstanbul şehrinin içinde Esenyurt şehrinin hayalini kurmak. Enteresan bir hayal. Yoksa bu hayalin altında kanton montum yatıyor. Esenyurt'u özelleştirecek mi nedir? Federatif bir Esenyurt rüyası mıdır bu? Ne oluyor yahu? CHP adayının böyle konuşması bir tek bana mı normal geliyor. <laughs>